Herkese selamlar. Göçmenlik Avukatları Derneği'nin konferansı için bulunduğum Paris'te yeni bir güncelleme videosu yapmak istedim. Bu videonun konusunu konferansta konuştuğumuz konular oluşturuyor ve bunlardan en önemlisi yani Paris'teki Amerikan Konsolosluğu'nun gelip bize yaptığı sunumun notlarını paylaşmak istiyorum sizinle. Bu notlar neden önemli? Çünkü her zaman konsolosluk görevlilerinden birebir bilgiler alamıyorsunuz. Onların bir göçmenlik avukatları paneline gelmesi, sorulan sorulara içtenlikle cevap vermeleri ve şu anda içinde bulundukları durumu, önümüzdeki dönemde neler olabileceğini anlatmaları bizim için, müvekkillerimiz için çok önemli. Dolayısıyla bu konferansı can kulağıyla dinledik ve burada öğrendiğimiz şeyleri sizlerle kısa kısa paylaşmak istiyorum. Konsolosluklar nezdindeki vize verme durumuna baktığımızda genel itibariyle bazı konsoloslukların 2019'daki vize verme numaralarına ulaştığını söyledi konsolosluk görevlileri. Mesela Paris'teki Amerikan Konsolosluğu şu anda 2019'daki numaralara geri dönmüş durumda. Türkiye'deki Amerikan Konsolosluğu ile ilgili elimde böyle bir net bilgi yok. Fakat Türkiye'deki konsolosluktaki işlemlerin de hızlandığını söyleyebiliriz. Dışişleri Bakanlığı'nın yakın zamanda yapmış olduğu bir açıklama konsoloslukları çok ilgilendiriyor. Bu açıklamaya göre Dışişleri Bakanlığı konsolosluklara bundan sonra üçüncü ülke vatandaşlarını da kendi konsolosluğunuzda kabul edebilirsiniz dediler. Bu ne demek? Mesela farklı ülkelerin vatandaşları farklı bir ülkedeki Amerikan konsolosluğuna vize başvurusu yapabilecek demek. Her ne kadar konsolosluklara böyle bir bilgi geçirdiyse de konsoloslukların bunları alıp almaması tabii ki kendi elinde, kendi takdir yetkisinde. Ama konsolosluk görevlileri şunu söyledi. Biz zaten şu andaki elimizdeki güçle, elimizdeki eleman sayısıyla ancak kendi bölgemizdeki insanlara yetebiliyoruz. Dışarıdan insanların gelmesi, dışarıdan başvuruların gelmesi elimizdeki dosya yükünü arttıracaktır, bekleme sürelerini arttıracaktır. Bunun hakkında da bilgi vermek istiyoruz dediler. Değişik ülke vatandaşlarının başka konsolosluklardan vize başvurusu yapabilmesi konusu yeni bir konu. Bu önümüzdeki günlerde nasıl gelişecek, nasıl ilerleyecek hep beraber göreceğiz. Konsolosluk görevlilerine yöneltilen en önemli sorulardan bir tanesi de güvenlik soruşturmasıyla alakalıydı. Administrative Processing dediğimiz, AP diye de geçiyor, güvenlik soruşturması diye de geçiyor bu konu. Bilindiği gibi vize başvurusu yapan kişileri bazen konsolosluklardan haber alma konusunda çok fazla bekletebiliyor. Konsolosluklar da Dışişleri Bakanlığı'nın da bunun farkında olduğu için bundan sonra yeni bir teknolojiye geçtiklerini duyurdular. Bu yeni teknolojiyle ilgili herhangi bir detay verilmiyor çünkü güvenlikle alakalı. Ancak şu söylenebiliyor, yeni teknoloji sayesinde daha az insan administrative processing'e tabi olacak. Dolayısıyla daha az kişinin administrative processing'e kalması ve bu administrative processing sürelerinin de çok daha kısa sürmesi bekleniyor. Bu da önemli bir haber çünkü bazı administrative processing'ler birkaç hafta sürerken bazıları 6 ay veya daha fazla sürebiliyordu. Bundan sonra olayın nasıl gelişeceğini hep beraber göreceğiz. Bu arada benim administrative processing yani güvenlik soruşturması ile ilgili ayrı bir videom var YouTube kanalında yayınladığım. Onu mutlaka seyredebilirsiniz eğer konu hakkında bilgi sahibi olmak isterseniz. Ama kısaca hatırlatmak gerekirse administrative processing konsoloslukların çoğu itibariyle hiçbir şekilde söz hakkının olmadığı, kendi sistemlerine düşen bilgiler nedeniyle bu kişinin, başvuru yapan kişinin bilgilerini Washington DC'ye gönderdikleri ve Washington DC'de agency'lerin, devlet kurumlarının kendi aralarında yazışmasıyla çözdüğü bir hadise. Dolayısıyla konsolosun çok fazla bir söz hakkı gerçekten bulunmuyor bu süreç hakkında. Randevusunu hızlandırmaya çalışanların veya hemen randevu almak isteyenlerin durumuyla ilgili soru sorulduğunda konsolosluk görevlileri mutlaka randevuların hemen sistemden alınması gerektiğini, expedite yani hızlandırma işleminin bundan sonra yapılmaya çalışılmasını söyledi. Bazen bir e-mail atılıyor, hemen randevuya ihtiyacımız var deniliyor. Bu doğru metot değil. Önce randevu almak gerekiyor. Randevu aldıktan sonra da hızlandırma işlemini talep etmek gerekiyor aynı sistem üzerinden. Bazen interview waiver'a tabi olan durumlarda, yani interview waiver dediğimiz hadise, mülakata gitmeden de vize yenilenebilen durumlarda, vizenin yenilenmesi çok uzun sürebiliyor bazı konsolosluklarda. Türkiye'de şu anda böyle bir durum yok ama böyle durumlarda beni lütfen waiver listesinden çıkartın. İstiyorsanız mülakata geleyim, benimle hemen görüşün denebilir. Bu tabii Türkiye'ye çok fazla uygulaması yok şu anda. Çünkü waiver çok hızlı, mülakat çok yavaş Türkiye'de ama bunun tersi olduğu konsolosluklarda olabilir. Onlar için bu sistem düşünülebilir. Konsolosluk görevlileri DS-160 formunun önemi üzerinde durdu. DS-160 göçmen olmayan vize başvuruları yaparken kişilerin doldurduğu online form.
Bunun hakkında aslında ben de biraz konuşmak istiyorum. Çünkü DS-160 formu artık elektronik bir form olduğu için ve devletin bütün kurumları, göçmenlikle ilgilenen bütün kurumları bu forma ulaşabildiği için eskisinden çok daha önemli bir hale geldi. Bu form sadece sizin turist vizesi başvurusu yaparken, öğrenci vizesi başvurusu yaparken, çalışma izni başvurusu yaparken bilgi doldurduğunuz bir form değil, daha sonra Amerika'daki göçmenlik işlemlerinizi etkileyecek bir form. Devlet kurumlarının daha sonra çekip aldığı oradaki bilgilerle yeni sunduğunuz başvurudaki bilgileri kıyasladığı bir form haline geldi. Dolayısıyla DS-160 formunu doldururken kişisel bilgileriniz, çalışma bilgileriniz, okul bilgileriniz, her şey, aile durumunuz, Amerika'da yaşayan akrabalarınız var mı, bunlarla ilgili bilgileri eksiksiz ve tam olarak girdiğinizden lütfen emin olunuz. Dışişleri Bakanlığı aynı zamanda dünya üzerindeki konsolosluklarda şu anda çok fazla sayıda açık pozisyon olduğunu ve bu pozisyonları muhtemelen 2023 mali yılının sonuna kadar, yani Ekim 2023 tarihine kadar doldurmayı hedeflediklerini söyledi. Bu da işlemlerin hızlanması konusunda belki güzel bir adım olabilir. Bilindiği gibi bir E2 vize müracaatında konsolosluk dosyaya eğer red verirse bu red incelenemiyor. Daha sonra avukata bir bilgi verilmiyor konsolosluk tarafından. Bunun değişip değişmeyeceğini, avukatlara bir bilgi verilip verilemeyeceğini sorduk tekrar. Ve konsolosluk görevlilerinin verdiği cevap oldukça enteresan. Aslında Amerikan göçmenlik sistemini anlatması açısından da önemli. Dediler ki bir başvuru sahibinin kendisini ifade etme zamanı konsolosluktaki mülakattır. Yani bizimle karşı karşıya geldiği esnada durumunu, derdini, ne yapmak istediğini rahat bir şekilde anlatabilmesi lazım. Şansı o, fırsatı o. Dolayısıyla mülakata müvekkillerin iyi bir şekilde hazırlanması çok önemli. Mesela bir müvekkilin alın size 500 bin dolar, bana bir iş bulun, beni konsolosluğa gönderin, E2 vizesi alın demesi yeterli değil. Kişilerin o dosyaları mutlaka bilmesi gerekiyor. Dolayısıyla biz de zaten E2 mülakatına müvekkillerimizi gönderirken çok iyi bir şekilde hazırlık yapmalarını sağlıyoruz. Bu hazırlık çok önemli çünkü müvekkillerin konsoloslukta kendilerini çok iyi bir şekilde ifade edebilmeleri gerekiyor. İş nedir, nasıl yapacaklar, nasıl bir yatırım yaptılar, kimler çalışıyor, kira kontratı ne kadar süreyle ilgili, neye ne kadar masraf yapıyorlar, bunları mutlaka bilmeleri gerekiyor. E2 vize başvurularının yenilenmesiyle ilgili de soru soruldu. E2 vize başvurusu yenilenirken acaba konsolosluk nelere dikkat ediyor? Burada konsolosluğun verdiği cevap bizim de zaten yıllardır gördüğümüz şey. Bütün şartların bir arada değerlendirilmesi, İngilizce tabiriyle totality of the circumstances. Yani hiçbir zaman tek bir faktör E2'nin yenilenip yenilenmeyeceğiyle ilgili değil. Eğer E2'nin önemli şartlarından bir tanesi artık yerinde yoksa tabii ki E2 yenilenemeyebilir. Mesela yatırımınız ortadan kalkmış olabilir, şirketinizi kapatmış olabilirsiniz. Tabii ki bu durumlarda E2 yenilenmesi çok zordur. Ancak onun dışındaki bütün durumlarda işletmeniz devam ediyor, çalışanlarınız var veyahut da birkaç tane şirket karda veya değil zarar yaptı. Bunların hepsi E2 yenilenmesinde bir arada değerlendirilebilen konular. Covid sonrası konsolosluk tecrübemizle ilgili bir bilgi vermek gerekirse, iyi niyetli bir şekilde işini devam ettirmeye çalışan E2 vizelerinde herhangi bir sorun yaşamadık yenilemelerde, ama yenilemelerin aynı ilk dosyadaki gibi çok titiz bir şekilde ve detaylı bir şekilde hazırlanması ve müvekkillerin konsolosluktaki randevulara çok iyi hazırlanması gerekiyor. İTÜ yenilemelerinde bir başka soru da PPP loanları ile alakalı. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Amerika'da iş yerlerine dağıtmış olduğu COVID yardımlarıyla ilgili konsolosluk görevlileri PPP loanlarının, devletin vermiş olduğu bu yardımların alınmasının sorun olmadığını ama bunların nasıl kullanıldığının inceleneceğini bir kere daha belirtti. Dolayısıyla eğer bu yardımları alıp iş için kullandıysanız sorun yok ama şahsi harcamalarınız için kullandıysanız o zaman yenilemede sorun yaşayabilirsiniz. Bilindiği gibi Dışişleri Bakanlığı bazı vizelerde tekrar mülakata gitme zorunluluğu yok demişti. Mesela turist vizesini yenilerken, H1 vizesini yenilerken vize mülakatına gitmeden de vize alabiliyorsunuz. Bu E1 ve E2 vizeleri için yok hala. Dışişleri Bakanlığı bu konuyu hala değerlendiriyor. Konsolosluk görevlileri buna tamamen itirazımız var demedik diyorlar. Ancak bizim anladığımız kadarıyla konsolosluk her halükarda bir E1 veya E2 vizesinin yenilenmesinde müvekkili, başvuru sahibini tekrar karşısında görmek istiyor. Önümüzdeki günlerde nasıl değişiklikler olacak bunu göreceğiz. Bir başka çalışma da Dışişleri Bakanlığı'nın E1, E2 vizelerini Amerika içindeki Washington DC'deki bir ofiste yenilemesi. Bu yıllar önce vardı, kaldırılmıştı. Bunun üzerinde de bazı çalışmalar yapıldığını biliyoruz. Önümüzdeki günlerde nasıl gelişmeler olacağını hep beraber göreceğiz. Konsolosluk görevlilerine sorulan en önemli sorulardan bir tanesi de 214B redleri. Yani senin kendi ülkenle yeterince bağın yok. Dolayısıyla vizeni reddediyorum, vizeni veremiyorum.
Bununla ilgili tekrar bir inceleme yapılabilir mi? Buna bir itiraz edilebilir mi? Avukatlar devreye girebilir mi? Şahsın kendisinin buna itiraz etmesi mümkün mü? Bunlar soruldu. Enteresan bir şey söylediler. Dediler ki konsolosluk görevlileri bu mülakatları yaparken biz zaten arka tarafta oturup onların ne yaptığını seyrediyoruz. Soracakları bir şey varsa arkaya geliyorlar, bizimle konuşuyorlar. Dolayısıyla 214 B redleri bizim kontrolümüz dışında veriliyor gibi düşünmesin. Kanunu lütfen unutmayın. Kanunda başvuru yapan kişi göçmen niyeti taşıyor, aksini bize ispat etmesi gerekiyordur deniyor. Biz hiçbir zaman dokümanlarla mülakat yapmıyoruz, insanlarla mülakat yapıyoruz. Bazen dokümanlara bakmayabiliriz ama kişilerin bize ne söylediği, ne ifade ettiği, bizim sorularımıza nasıl cevap verdiği önemli dediler. Evet efendim, Paris'te arka manzaramda Sen Nehri ve Dorsay Müzesi eşliğinde size Göçmenlik Avukatları Derneği'ndeki konferansta konuşulan önemli konuları, özellikle Paris'teki Amerikan Konsolosu'nun bize vermiş olduğu bilgileri paylaşmış oldum. Umarım videoyu faydalı bulmuşsunuzdur. Videoyu beğenebilirsiniz, ilgi duyduğunu düşündüğünüz kişilerle paylaşabilirsiniz. Eğer sorularınız varsa yorumlar kısmında bana sorabilirsiniz. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışacağım. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.